Arkadaşlar bugün size Veysel Karahanlı'nın hayatını okuyacağım. Bir Yüra Üveys Hazretleri'nin Güneydoğu'da mezarı bulunduğu yukarıda zikretti. İşte bu mezarlardan birine gidip ziyaret eden ve o mübarek zatın ruhuna bir Fatiha, 11 İhlas-ı Şerif okuyan bir Kur'an hocası ziyaret esnasında içine gelen bir hisle ve samimiyetle, ey mübarek zat, bak memleketin hali berbat. Sen ise burada öyle bomboş yatıyorsun. Müslümanlara yardım etsen olmaz mı diye sitem ediyor. O gece derhal ikaz ediliyor. Gece rüyasında bir manga asker at üzerinde ve savaş kıyafeti içindedir. Başlarında da kumandan mevkiinde bir zat bulunmaktadır. O zatın kim olduğunu soran hocaya Veysel Karani Hazretleri deniliyor. O sırada Üveys Hazretleri bu Kur'an hocasına yaklaşıyor ve bizim bomboş yattığımız sana kim söyledi diyor. Evet, İslam büyükleri ruhaniyetleriyle manevi yardımda bulunurlar. Ama vatan müdafası vefat etmiş olanların değil, tabii ki dirilerin vazifesidir. Ahiretteki hali, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyada görmediği Üveys Hazretleri'nin ahirette görmek için Hazreti Allah'tan soracak. Allah tarafından kendisine, ey Habibim, o dünyada gizlenmişti. Burada da gizlidir. Buyurulacak ve Allah'ın izin verdikleri hariç hiç kimse Üveys'i tanımayacaktır. Şöyle ki Üveys Hazretlerinin şeklinde 70 bin melek yaratılacak ve Hazreti Üveys onların içinde cennet de girecektir. Bu şekilde hangisinin Üveys olduğu yine anlaşılmayacak. Cennetlik kullara haydi cennete girin denilecek. Sıra Üveys Hazretlerine gelince ona sen dur, günahkar kullara şefaat et denilmek suretiyle cennete girmeden önce Hazreti Allah Celle Celaluhu tarafından kendisine şefaat izni verilecek. Hazreti Allah. Hazreti Allah Celle Celaluhu tarafından kendisine şefaat izni verilecek. Ve bu ümmetten cehenneme girecek olan nice insanlar onun şefaatıyla kurtulacaktır. Onun şefaatinden istifade edenler Rebiye ve Muhtar. Kabilelerin koyunların tüyleri kadar çok olacaklardır. Bu husus hadisi şerifle haber verilmiştir. Zikredilen Rebiya ve Muhtar kabileleri Hicaz bölgesine en çok olan iki kabiledir. Sözlerinden Veysel Karani Hazretleri buyuruyorlar ki Allah Teala'ya yakın olmak istedim. Rabbime ancak nefsimi kötülüklerden temizlemek suretiyle yakın olabileceğimi anladım. Allah-u Teala'ya yakın olmak istediğim Rabbime ancak nefsimi kötülüklerden suretiyle yakın olabileceğimi anladım. İnsanlığı aradım, o doğruluktan buldum. Gönlü yüksekliği istedi ve onu kanaat ve tevazuda buldum. Şeref ve itibar aradım, onu da doğru olmada ve insanlara doğru yolu göstermede buldum. Gönlümü zengin olmasını istedim, onu tevekkülde buldum. Her kim üç şeyi severse şeytan onu çabuk kandırır. Daima lezzetli ve çeşitli yemekleri yemek, daima güzel elbise giymek, kadınlarla oturup sohbet etmek, huzuru aradım, onu ibadette sarılmakla buldum.
ne sordular, namazda huşu nedir? Cevap verdi, namaz kılan eğer gerçek huşu sahibi ise, namazdayken kendisine mızrak saplansa haberi olmaz. Latta. Huşu Allah ve peygamberine aşık olmakla elde edilir. Ey Übes, sıkıntın nedir dediler. Şöyle cevap verdi. Ah, yol uzun, azık yok. Ne için? Yerler ve gökler dolusu bile ibadet etsen de bunları ihlasla yapmamış olsan Allah kabul buyurmuyor. İbadet nasıl olmalı? Allah'ın senin için seçtiği şeylere gönülden razı olmalı. İbadet ederken kalbinden ondan başka bir şey olmamalı. Kalbi onunla öyle doldurmalı ki ondan başkasına yer kalmasın. Nasılsın diye sordular. Şöyle cevap verdi. Sabah kalkan akşama kadar yaşayıp yaşamayacağını bilmem bir kimse nasıl olursa öyle. Kendi kabrini kazmak bile olsa hiçbir şey seni Allah'ı zikretmekten alıkoymasın. Adamın biri onu gördü ve sen hasta gibi seni hasta gibi görüyorum dedi. Übes Hazreti buyurdu ki hastaya yedirirler ben yemem, hasta uyur ben uyumam. Nasıl hasta olmayayım? İnsanın hakkı üstün tutması kendisini dünyada arkadaşsız bırakır. İnsanlara Allah'tan korkmayı ve kötülüklerden sakınmayı tebliğ eden hiçbir kimse yoktur ki insanlar ona iftira etmemiş ve onu haysiyetine rencide etmemiş olsunlar. Allah rızık hususunda İhtimam gösterenin amelini kabul etmez. Çünkü rızka ihtimam gösteren Allah'ı itham etmiş olur. Rabbini itham edenin ise ibadeti kabul olmaz. Not: Müslüman tabii ki rızkını temin etmek için çalışmalıdır. Ve Karani Hazretleri'nin burada söylemek istediği başkadır. İhtimam bir işe kendini tamamen vermek demektir. Bir Müslüman çalışması tamamen rızık için olursa Allah'a bağlılığı yok veya çok az demektir. Hem rızık için çalışmalı hem de Allah'a tevekkül elden bırakmamalıdır. Söylemek istediği budur. Ey kul, hayatta kalbinden Allah korkusunu çıkarma. Senin için kurtuluşun en güzel yolu budur. Şemaili Üves Rahmetullahi Aleyh Hazretleri orta boylu ve koyu buğday rengini idi. Zayıf vücutluydu. Omuzları genişti. Saçları gür ve kırmızımtıraktı. Gök rengine yakın siyah gözlüydü. İri gözleri ceylan gözüne benzerdi. Gözlerinin beyazından aynı peygamberimizde olduğu gibi hastalıktan olmayan hafif bir kırmızılık vardı. Baygın ve heybetli bakışlıydı. Başı göğsüne doğru eğik olup daima secde yerine bakardı. Bu gözleri hiç kurumazdı. Dili Allah'ı zikrettikçe zikrin tadına doyamayan Üveys'in gözleri durmadan yaş akıtırdı. Daima düşünceli, devamlı tefekkür halindeydi. Başları tıraşlı ve vücutlarına göre mütenasipti. Parmakları uzunca, el ayakları parlaktı. Sağ elinin içinde veya koltuğun ayaklı yerde beyaz bir leke vardı. Sağ eli sol elinin üzerinde bağlı olurdu. İlahi nura makar olan mübarek göğüsleri ve vücudu tüyleri kaplıydı.
Sakalı göğsüne kadar inliyordu. Üzerinde daima eski bir gömlek bulunuyordu. Giydiği diğer şeyler de hep eski püsküydü. Elbisesi softan olurdu. Evet arkadaşlar, bugün size Şemail'i okudum. Like atıp abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Arkadaşlar bir de bir hedefimiz var. 1000 abone olsun lütfen. Like atıp abone olmayı unutmayın. İyi seyirler.